Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu orkidelerimizin köklerini nasıl çıkartabiliriz? Kökler nasıl hızlı bir şekilde çıkar? Ya da orkidelerimiz nasıl çiçeklenebilir? Ya da hasta olmuş orkidelerin kökleri kalmamışsa bunları nasıl hızlı bir şekilde çıkartabiliriz? Bunun hakkında olacak. Öncelikle yapmamız gereken en büyük şey orkidemizi çiçeklendirmek istiyorsak, dediğim gibi bakın şu an Kasım ayındayız ve artık güneş ışıkları gününü hissettirmedi ve çoğu gün kapalı geçmeye başladı. Gördüğünüz gibi orkidemin çiçekleri, dalları gelmeye başladı. Burada göstereyim size ve bunun hakkında bilgi vereyim. Burada iki tane sürgümüz mevcut. Bakın şöyle alayım. Kökleri, yeni kökleri görüyorsunuz. İki tane dal vermek üzere. Bu orkideyi normalde görmüş olsanız hastalıklı bir orkide dersiniz arkadaşlar ve ölmek üzere, yavaş yavaş köklerinde de sıkıntı olacağını düşünürsünüz. Ve bakın şu beneyi görüyorsunuz. Bu yaprağın zaman içinde komple su gibi olmasını ve genel olarak orkidenin ölmesine neden olur. Hasta olan orkidelerimizde de bu anlatacağım olan yöntemi kullanabilirsiniz. Yani yöntem derken çok basit. Öncelikle dediğim gibi güneş ışığından yaz ya da kış faydalanmamız gerekiyor. Bakın kökler gelmeye başlamış. Bu orkidemde de sıkıntı olduğunu görüyorsunuz. Kökleri görüyorsunuz. Güneş ışığından muhakkak faydalanmanız gerekiyor. Şu an kış ayı olduğu için ben orkidelerimi cam kenarında tutuyorum. Bakın burada da bir sürgü vermiş vaziyette. Bakın orkide burada da bir dal gelmek üzere arkadaşlar. Buradaki dalı da görüyorsunuz. Yaklaşık olarak 2 aydır orkidelerim çok fazla bakımlı değildi. Neden dolayı derseniz, işte bir kısım tatil, bir kısım da koronavirüs hastalığından dolayı orkidelere çok bakamadım. Görmüş olduğunuz buradaki orkidelerin tamamı yavru arkadaşlar. K2'den gelmek üzere. Birkaç tanesi hariç. Önce bu orkide ve ilerideki bu orkide yavru orkide değil. Bunları hangi orkidenin çiçeklenmesini istiyorsanız, hangi orkidenin daha iyi bir durumda olmasını istiyorsanız, hasta olan bir orkideyi çok fazla uğraşacak da vaktiniz yoksa öncelikle cam kenarında ışığa çevirmeniz gerekiyor. Işık alan yerde orkideniz hızlı bir şekilde kök vermeye başlayacaktır. Bakın gördüğünüz gibi yavru orkide, dediğim gibi, köklenmeye başladı. Bakın iki sürgü burada, bir sürgü orada. Hepsinde hemen hemen kökler var ve canlı. İkinci olarak suyunu bu zamanda da eksik etmeyeceğiz. Çok fazla su vermeyeceğiz. İhtiyacı olduğu kadar su vereceğiz. Kışın biraz daha orkideye bakmak daha kolay. Ancak soğuklar orkidenin ölmesini, beslenemediği takdirde orkidenin yaşamını çabuk yitirmesine neden oluyor. Bunu da gübreyle desteklediğimiz zaman orkidenin çok çok güzel bir hal alacağını unutmayalım. Dediğim gibi bakın aynı zamanda orkideler de üremeye devam ediyor. Bununla alakalı da videolarım var. Orkideleri çoğaltmak istiyorsanız onunla alakalı da, özellikle kış zamanı geliyor, daha bir rahat, daha bir orkide çoğaltmaya elverişli. Size bu yöntemi tavsiye ediyorum. Orkideniz ölmek üzere ise, orkidenizin kökleri kalmadıysa, orkidenizin çiçeklenmesini istiyorsanız şu an özellikle kış ayları cam kenarları bununla alakalı en önemli yerler. Tabi petek kenarında olacağı için suyuna dikkat etmemiz gerekiyor. Susuz bırakmamız gerekiyor. Sürekli buradan bir sıcak gelecek. Onu da önlemimizi aldıktan sonra orkidelerimizin ölmemesini bırakın, daha hızlı büyüyecekler, daha fazla kök çıkaracaklar ve daha uzun süre çiçekli kalacaklarını unutmayalım. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.